Divan'dan herkes selamlar arkadaşlar. Bugün tamamıyla neredeyse tamamıyla gölge adalardan oluşan bir deste. Tabii bir bölgeyi tamamen aldığımızda genelde aklımıza ilk ne geliyor? Herhalde sadakat üzerine oynayacağız değil mi? Sorusu geliyor ve tabii ki bugün öyle yapacağız. İfrit çağıranla beraber ruh sesi çağıracağız. Ruh sesiyle beraber ruh sesi oynayacağız. Ondan sonra sisin çağrısıyla beraber ölen bir patatesi tekrardan doğuracağız ve doğduğu anda tekrardan bundan getirecek. Ondan sonra solan hatıralarla tekrardan aynı işi yapacağız. Peşinde bir gölgeyle beraber tekrardan bu karttan iki kopya çağıracağız. Ardından ruh parçasıyla beraber tekrardan şunu ifrit çağıranı kopyalayacağız. Kopyaladığımız zaman ne olacak? Bizim ruh sesimiz tekrardan ortaya çıkacak. Onun dışında zaten kabaran seslerden biz ruh sesi çağırabiliyoruz. Oldu da güzel güzel bizim kalistamıza seviye atlarsa güzel bir adam olan İfrit çağırın tekrardan çağırma ihtimali var ve onu çağırdığında tabii ki ne geliyor? Ruh sesi geliyor. Ruh sesinin özelliğini bilmeyenler için ufacık anlatayım arkadaşlar. Bu oyunda her ruh sesi oynadığınızda bütün ruh sesleri artı bir alıyor. Yani siz bu oyunda mesela şu anda sayısını saymadım ama 15 tane ruh sesi oynama ihtimalimiz varsa bu 2 manalık adam 16'ya 17'ye 2 oluyor o durumda ve korkunç özelliği var. Tabii ki hala karşısında birileri geçebiliyor. Fakat bu durumda da elimizde de kuyu haritası var. En azından bir yani aban alamadık ama bölgeden dolayı biz bunu tercih ettik. Fakat yine de en azından dedik yani korkunca karşı bir şeyler yaparlarsa belki kuyu haritası. Fakat şöyle bir de tabii oyunun biraz kontrol yapalım dedik. Çürüten çığlık aldık, afet aldık, şunu aldık, bunu aldık. O tarz bir deste yaptık. Bakalım işe yarayacak mı bilemiyorum arkadaşlar. Bugün normal oyun oynayacağız. Şu anda ben hala plat 2'deyim. Çabalıyorum yukarı doğru çıkmak için. Geçen sezon demiştim herhalde bir ay, 1,5 ay alabilir benim master'a çıkmam. Şu anda ilk hafta mı bitti? Birinci hafta bitti değil mi? Aynen birinci hafta bitti. Daha elmas olamadım. Bir hafta, 2 hafta sonra herhalde elmas olurum. Ondan sonra da umuyorum yani eğer her şey böyle olursa sonra da master'a çıkarım. O yüzden böyle eğlence destelerini dereceli de oynayıp da yani işe de yarayabiliyor ama bazen işte öyle büyük destelerin karşısında iş yapmadığı için boşuna puan kaybedip de o master'a çıkma serüvenimde biraz darbe almayayım. O yüzden bugün normal oynayacağız ruh sesiyle. Hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım bu kontrole cevabımız nasıl olacak? Baya kötü kartlarla başladık. Bir şeyler bulabilirsek tamam. Bunlar şu anda daha iyi. Tedirgin ediyor beni ya. Tedirgin ediyor gerçekten. Bu aşırı kontrol destesi. Aşırılık kontrole rağmen bir tane normal kartla başlayabildi. Bir hasarını da vurdu. Şimdi bakalım ikiye oynayacağız biz ruh sesiyle. Buna şu anlık yapabileceği bir şey yok sanıyorum. Üçte bakalım buradan canımı indirmeyeceğim. Can önemli. Bu turu geçeriz. Peki bir yakardı. Kök kazınma olayı kötü olabilir ama bizim kök kazıma sadece bir kişiyi kök kazıdığı için genel olarak şey olmuyor. O yüzden çok büyük bir sorun olmaz sanırım. Peki. Şunu oynadık. İyi, gayet güzel. Buradan yüksek hasar verebiliriz eğer elinde şey yoksa. Şunun ne senin ikinci şeyin ya? Thresh'in hücresi. İngilizce The Box. Onu atmazsa gayet iyi durumdayız. Peki. Atabilir hala. Hala atabilir ama biz bunu denemek zorundayız. Peki 6 hasar. Harika ötesi bir hasar. Peki 5 şey yaptı. Şimdi ben diğer tur 4 şunu keseceğim. Tekrardan doğduracağım. Ardından da sisin çağrısı yapacağım. Tek ölen o olduğu için. Böylelikle bizim adamlar 5-2-5-2 olacak. Harrowing'in gelmesi de çok iyi. Bir Thresh oynayabilir burada. Burada turu geçebilir. Yanlış tıklamasaydım keşke. Yapma, çok mana gidecek. Turu geçecektir muhtemelen ya. Tıklamamam lazımdı ona. Saldırır falan diye düşünüyorum ama saldırırsa hata yapar. Bu kadar manamı yakmış olur. Saldırmazsa yakmış olur yani. Şu an saldırmaması lazım normal şartlarda. Ben üzüldüm biraz bu duruma. Ah be, tüh be. Ah be adamım, tüh be adamım. Bu 4'e 2 olduk biz. Bu adam seviye atlar mı? Bakalım ne oynayacak. Thresh seviye atlarsa erkenden Aurelion Sol şey yapmasın diye korkuyorum. Afeti falan olabilir bu destenin içerisinde. Diğer tur biz zaten patatesiz o yüzden bütün gücümüzle saldırmamız lazım burada. Bunlar tamamıyla yararsız oluyor aslında. Şöyle yapalım. Bir de şuna verelim şu şeyi.
Şimdi bunun bir yeri savunma... Allah Allah, çok ilginç. E abi... Sen niye böyle hamleler yapıyorsun? Öleceğim birazdan. Şimdi ben bunu tekrardan diriltebilirim ama şu an diriltmek çok istemiyorum. Çünkü diğer tur afet atabiliyor mu? Afet atamıyor aslında ya. Şöyle yapabilirim herhalde ben. Bir tek o öldü değil mi kesin olarak? 6 tane adam. Diğer tur kaç manası var bunun? 7 manası, 8 manası kalıyor. Biz 5-2 yapacağız bunların hepsini. Çok saçma bir hamleydi gerçekten. Şu anda bir kişiyi öldürmesi lazım Aurel'in sol çağırabilmesi için ama Aurel'in sol çağırsa bile biz bu oyunu alabiliriz diye tahmin ediyorum. 0 manaya 10 manalık adam 7. turda gayet güzel ama aynen o da oldu herhalde. Tüh. Tüh. Şu an ben bu desteği öneriyor muyum peki? Trash şey destesi. Benim ilk yaptığım desteydi yeni sezonda ama çok fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Hani yarıyor ama şöyle işe yarıyor. Önce bir adamın hamlesini görelim de. O bir de köpek balığı çağırdı. Hala köpek balığı... Neden? Yani insanlar çok fazla kalabalık desteler oynuyor. Büyük adamlarla oynuyor ve sizin tek atabileceğiniz afet kartı. Onun dışında çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Hala sen ne yapıyorsun orada? Biz burada bütün adamları öldüreceğiz elimizden geldiği kadar. O kadar basit değil. Adam hala bunu öldürüyor çok tuhaf bir şekilde. Şimdi ben ne yapabilirim? Ölen bir tane bu olduğu için aslında onu diriltebilirim. Umuyorum şu gelir. Hadi bakalım. Umuyorum öbür şey gelir ya. Patates adam gelir de. 6 olur herkes. Aynen harika. Şimdi bu adam muhtemelen oyunu kaybetti bu tur. Çünkü savunabilecek çok fazla bir şey yok. Biz ona tur şansı vermeyeceğiz. Zaten biz vurduğumuz anda şu anda 2 manalık adamla herkesi kesebiliyoruz. Bakalım bitti galiba. Adam 7. turda Aurel'in sol çağırdı. Ona rağmen kazanacağız herhalde. Burada yapabileceği çok bir hamle yok sanıyorum. Çünkü 2 vurabileceği bir şey yok. 1 vurabilir herkese. Onunla da 9 canı olur. Şu 2 kişi şurayı savunsa. Şu şuraya gitse. 6, 12, 15 hasar çıkartabiliyorum şu anda. Ben 6'sını engelledi hadi. Yani 6 canı var. 9 can eklemesi lazım kendisine. Ya da işte 2 tane adam kesecek. Şunu ve şunu veya şunu ve herhangi birini. Eskiden bu kadar süper miydi bu deste? Zaten adam da şey yaptı. Kaç hasar vurdu? Biz bayağı hasar vurduk. Güzel güzel. Peki. Diana ve Leona. Şimdi. Şu güzel bir tanesini atalım erkenden. Aslında atmasak da olabilir ya. Ama atsak mı? Yani... En azından sadakatin tetiklenme ihtimali. Ben bu kartı sevdim ama içimden bir ses de diyor ki at bu kartı diyor. At bu kartı diyor. Sürekli sadakat tetikleniyor çünkü. Bu karşılaşma sizin ilk izlediğiniz karşılaşma da olabilir. Beşinci izlediğiniz karşılaşma da olabilir arkadaşlar. Bugün sadakat çok tetiklendi. Çünkü bazen yerlerini değiştiriyorum ben. Peki. İkide bir şey yapamayacağız. Bu güzel bir kart. 5 hasar. Bunu zorlamaya gerek yok ya. Bir 5 hasar yiyelim. Biz nasıl ileride çaresine bakarız herhalde. Şimdi Kalista oynadığımda umuyorum yine 3 canlık bir 3 ataklı bir adam çıkartmaz. 4 hasar verebilirsem sevinirim. Ama verebilecek miyim? Burada kuyu haritasını da Kalista'ya verebilirim ama Kalista çok da değerli bir adammış gibi gelmiyor bana. O yüzden bunun üzerine harcamayalım. Şimdi bir akşamlı bir şey oynayacak. 5'e 3. Peki biz Kalista'yı kaybetsek mi burada? Hadi bekleyelim bakalım. Diğer tur yine çok asayacağız. Şu adamın agrosunu kırabilmemiz lazım. Bir tane adam oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle saldırmaz çünkü hem akşam kartları hem öğlen kartlarınız. Hem şafak hem akşam kartlarını oynamak isteyecektir. Leon oynaması herhalde... Yok sorun olmaz Leon oynaması.
Kendisine patates verdi. Şu adamı kessem mi ben ya? Sanıyorum kafasına intikam atacağım ben bu adamın. İleri. Ölüm emri çoktan verildi. Bunu kesebilir ama ona da yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. En azından adamın dediğim gibi agrosunu bir kesmiş oluruz. Şu intikamı atabileceğimiz daha güzel yerler var ama bu adamı zaten kesemiyorum ben. 6 atağım, 5 atağım yok. Şuna bir şey verecek aynen. Tahmin etmiştim zaten ama dediğim gibi sorun değil. 5 kartı var. Bundan sonra biz ufak ufak en azından kontrole konabiliriz. Ölmeyeydik çok iyi olurdu ama ne yapalım? Bundan sonra en azından şu ifrit çağıranla beraber bir şeyler yapabiliriz diye hayalim öyle en azından. Çok güzel. Çok iyi. Ölümsüz güneşin gücü. Peki. Biz burada saldırmıyoruz. Henüz 2-200 çok güçlü değiliz. Dursun burada. Diğer tür saldırıyı savunacağız. Ardından ise şu şeyleri atacağız. Sisin çağrısını atacağız. İki tane de atabilirim ama düz mü saldırır, ek mi saldırır, başka şekilde mi saldırır bilemiyorum. Peki seviye atladı Leona. Biz bir şunu oynayalım. Şunu ben bir öldürmek istiyorum. Saldırırsa şuna sanıyorum savunma yapmayacağım ama şuna yapacağım. Artık saklanmak bakalım nasıl olacak. Vallahi gidiyor oyun galiba. Ellerimizden böyle kayıp kayıp gidiyor. 8 canımız kaldı. Çok ilginç. 6 canımız kaldı. Şunu oynadık. Peki. Adamın kart da çekmeyi bırakmadı bir, salmadı bir. 4-2. İnançsızlara geçit yok. Peki. Cezalarını çekecekler. Şimdi burada bir kişi stunlanabilir ama stunlanmak çok önemli mi? Değil sanıyorum. Ben şurada bir 6 tane adam yapayım. Bunlar bir bayağı bir güçlensin. Peki. Bu turluk değil mi bu? Yanıyor. İki kez stun attı burada. Ben yine de burada sıyrılganla beraber gidip bir 5 vuracağım galiba. Diğer hamleleri yapmayacağım. Burada adam tamamıyla savunmak adına böyle bir hamle yaptı. Biz ise şuna karşılık şöyle bir en azından bir 5 vuralım. Diğerlerini oynamıyoruz. Şimdi bir sürü kartımız var bizim. Adamın bizi kolay kolay geçmesine imkan yok ama umuyorum saldırır. Afet de var. Afet bizim işimize pek gelmez burada. Biz hala bir ton adam diriltebileceğiz burada. Bakalım ne yapıyor? Bir daha aynısını attı. İki kişi stunlandı. Ne kadar çok buldun sen de şu karttan. Şunu stunla lütfen. Bir o gitti. Bir de şunu. Ortadan seçmenin mantığı nedir ya? Şurada en sol ve en sağ varken nasıl bir olayı var ki bu adamın böyle bir şey yapıyor? Şu anda ben bunları öldürsem ne olur? Ne biter? Peki. Ahorak savaşçıları, gün bugündür. O zaman şunu biz bir atalım bir. Buna artık bir şey yapamayız arkadaşlar. Bundan sonra artık biz biraz kontrolü yani artık İyice bir kontrol oldu zaten oyun. Biz elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Şimdi burada nasıl bir şey yapsak? Önce bir şunu oynayalım. Bakalım inşallah bir tane daha Leon'a çağırmaz burada. 6'ya 2'yiz. Şu an 10 vuruyoruz. Peki. Bunu oynamanın da gereği yok şimdilik sanıyorum. Şunu da oynayalım. 7'ye 2 olacak. 11 vuruyoruz şu anda. Bakalım bir rakibi görelim. Sanıyorum insanlar ufak ufak sıkılmaya başladı. Eskiden %90'ı destelerin yeni kartlardan oluşuyordu. Artık eski kartları falan da görmeye başladım. Bunu saymayalım. Bunu da belki adam da deniyordur.
İşte Queen'ler, Miss Fortune'lar, ne bileyim işte GP'ler, Sejuani'ler, şunlar bunlar, o tarz şeyler yapılıyor. Şimdi bunların hepsini biz atalım ya da şunu da tutabiliriz. İlk 2-3 turda bir tane kart bulabilsek iyiydi. Aslında şunu da atacağım ya ben. Belki ilk 2-3 turda kartlardan birini buluruz diyecektim. Gayet de güzel. 2, 3 ve 4 şu anda harika ötesi bir başlangıcımız var. Ya, tabii adam yaptı da biz yapamadık bir şey. Burada bu hasarı vurdu. Diğer kart ne? Nocturne değil mi? Akşam ve gece kombinasyonu yapıyor. Bakalım karşısında durabilecek miyiz biz bu destenin? Öncelikle bir şunu oynayalım. Peki burada saldırı yapmayacağız. Bu ruh sisinin ölmesi bizim için çok sorun olmuş. Savunmamız da lazım. O yüzden çok da büyük bir sorun olmaz herhalde. Şöyle yapalım. Adam bayağı üzerimize yardırıyor. Kalista çok önemli değil. Şu da önemli de hani tekrardan doğacak nasıl olsa bunlar. O yüzden böyle bir şey deneyebiliriz. O kadar da fazla hasar yemeyelim. Artı martı. Neyse Kalista'mız da öldü ama zaten Kalista bize şu adamlar oyunlasın diye olan kartlardı. Aldığımız bir karttı yani. Öyle çok üzmedi beni. Şu rakibin agrosunu durdurabilirsek ben ona sevineceğim. Şu anda onun 5 kartı var. Bizim 5 kartımız var ama onun 1 oyunda kartı var. Şimdi biz ama buradan güzel işler yapacağız. Aynen 3-2'lik adamımız geldi. Bunu boş, özellikle şöyle kartlarınız varsa boş yere öldürtmeyin arkadaşlar. Diğer tur ben bunun ölmesini sağlayacağım. Şöyle bir saldırabiliriz. Şunlara saldırabilirdim ama bu adam bunu öldürsün istemiyorum şimdilik. Peki hala çok büyük sorun değil. Şimdi bu turda biz ölürsek sevineceğim ben. Umuyorum ölürüz. Ölürsek iyi çünkü. Sola hatıralar da atarız çünkü yani çünküsü yok zaten bu adamı. Şu anda gelecek bütün adamlar 4-2 şu anda yani hala 4-2. Bu 5-2, 6-2, 7-2 olacak. Ben bir şunu oynayayım o zaman. Adam madem turu geçti. Ne oldu yala? Niye işe yaramadı bu? Destenin en üstündeki 4 kartın arasından bir takipçi seçersin. Kalanlar destene geri karışır. Takipçim yoktu acaba? Hepsi büyü müydü benim diğer 4 kart? Vay arkadaş ya. Böyle bir şey de ilk defa başıma geldi. Dedim acaba akşam özelliği falan mı var? Böyle bir saçmalık mı var? Neyse çok büyük bir sorun değil bizim için. Şunun da ben bir kopyasını alayım da yine de. Sonra atarız. Biraz saçma bir durum oldu ya. Silence'ladı adamı da biz şunu tekrardan diriltelim. Kötü kötü kötü. Abi Allah'ım sadakat işe yaramadı mı şimdi? Gelen bak bir tane kart var, o da kuyu haritası mı şu anda? Saçmalığa bakar mısınız yahu? Saçmalığa bakar mısınız gerçekten? Destede 40 tane kart var, 3 tanesi bu. Bir tanesi zaten elimizdeydi. 2 tane kart vardı geldi, buna denklendi işte. Umuyorum şunu stunlar da. Şununla bir saldırırız. Sanıyorum şunu stunlayacak en solda olduğu için. Al gitti bizim patates adamı stunladı. İşte güneşin kutsal ışığı. Oy oy arkadaşlar. Oy oy arkadaşlar. Oy oy. Oy oy ya. Bu nasıl talihsizlik ya? Şu karta bakın. Şunu attık. Adam bize kart vermedi. Şunu attık. Adam bize şey vermedi. Sadakat vermedi. İşte böyle desteleri de gidip dereceli de deneyince patates yapıyorlar size. Hadi oyna be artık. Sinirlendim. Şimdi yeşile dönüşeceğim. Saçma adam ya seni. Seni saçma adam ya. Gittin ortadaki adamı stunlamak ne alaka yani? Dünyada böyle bir mantık daha görülmüş şey değil. Arka arkaya 4 tane büyüğümüz var belli ki. Yine ne yapıyorsun? Kendi adamını öldürdün. Öldür kankicim ne yapalım? Savaşçı öl. Bunu atıyorum bu tur en azından şey bir karşısında bir şey yaparsa savunacak adamımız olsun. Bir de şunu 5'le yapalım. Abi yine mi sadakat işe yaramadı? Bak eğer bu şey olursa ben direkt sur veririm yani. Eğer bir sonraki kart yine şu şebekse artık yok artık derim yani. Bunu görmek için şu anda oynuyorum arkadaşlar. Bunu görelim bir. Görelim bir bakalım ne olacak, nasıl bitecek diye işler. Yok artık ya, yok artık. Bir kere 4 tane büyü dedik tamam. Bir kere hadi sadakat de hadi dedik. 40 kart arasından 2 tanesine denk geldi tamam.
Ama bu da olmaz artık. Ya he, gide şey Baron'u da çağır bir de. Hala oynamıyor. Sıfır manam var. Ne kadar normal oyun oynuyoruz ya. Ben çok tilt oluyorum böyle şeylerde ya. Yavaş oynayan adamları görünce. Bir de sıfır manam var yani. Normal oyundayız harbiden. Şimdi bir diğer şanslık. Ben çağırdığımda... Gerçi çağıramam ki ben şu anda bunu. Çünkü biraz önce sadakat işe yaramadı. Diğeri bu patates. Abi harbiden öyleymiş ya. Harbiden öyleymiş ya. Allah seni kahretmesin ya. Senin gibi oyunu Allah kahretmesin. Ben direkt sur veriyorum arkadaşlar. Yeni oyuna geçiyorum. Bunu da göstermek isterim size. Gördüğünüz üzere bir daha anlatmak istiyorum. İçime çok dokundu. Bunu atıyorum. Destenin en üzerindeki 4 tane kart da büyü. O yüzden bu kart işe yaramıyor. İkinci olarak ne yapıyoruz? Bunu atıyoruz. Ama 40 kartın arasından zaten elimde bir tane varken ne oluyor? Diğeri bu denk geliyor. Yani 40'ta 2 hatta birkaç tane kartımız var ama yani şansı siz düşünün. Hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. Bir daha oynuyoruz artık. Ama yine bu geliyor. Hak ettin kanka. Bu kadar şans varsa git milli piyango oyna. Ezreal Karma. Ezreal Karma'nın devri bitti ya bence. Hani şu an kaybedebiliriz ama benim destem ona karşılık cevap veremiyor diye kaybedebiliriz. Onun dışında hani şey değil. Şunu bir tutalım da. Bu adam bizi kesmeye çalışacak çünkü. Hani böyle yama bizim meta destelerine karşı bir şey yapamıyor. İşte bu susturmalar, şunlar, bunlar. Oyunun sonuna kadar kalamıyorsunuz zaten. Sizin vurduğunuz mesela benim canlarım genelde 2-3. Beni kesebilir. Ama can 4-5'e çıktığında falan hani Ezreal Karma desteleri onları kesmekte çok zorlanıyor. Hadi bir tur kestiniz termojenikle. Hadi ikinci termojeniği buldunuz ama üçüncü turda ne yapacaksınız? Öyle sorunlar oluyor bu tarz destelerde. Şu tarz kartlarla biz oyunu kazanabiliriz. Çünkü bunun desteleri genelde bir tane kartı bir tane büyü takasıyla gerçekleşiyor. Şu an beni stunlayabilir. Şunu da karşısına geçmeye çalışabilir. Derhal sessiz adımlarla yaklaşır. Peki. Diğer tur şunu atacağım. Hala öte dünyaya bakış atacak pozisyonum yok. Avcumda. Maalesef o yok. İyi güzel. Sadakati aldık. 3 kişiyiz şu anda. Güzel durumdayız. Öldürürse bizim Kalista'mızı öldürür. Burada ne yapabiliriz? Şunu oynayabilirim. Daha öncesinde bir şey oynayabilir miyim? Oynayabilirdim herhalde ama biraz daha sabredelim ya. Çok bir şey değiştirmiyor çünkü bunun 4 olması, şu olması, bu olması. Şu anda ben seviye atlıyorum herhalde değil mi? Ama seviye atlarken seviye atlayıp ölüyorum. Bakalım tekrardan biri dirilecek. Acaba hangisi dirilecek? Onu da heyecanla yine bekliyorum. Umuyorum Kalista dirilir. Ya da şu dirilir. Umuyorum bu dirilmez. Bunun dirilmesi şanssızlık olur ama onun dışındaki durumlara iyiyiz. Şunu atmadım çünkü o adamın ölmesi daha güzel olurdu. Hadi bakalım adamım. O ortadakini verme bana, ne verirsen ver. Inayladın mı? Helal olsun peki. Ama buna yapacak bir şey yok o zaman. Çok güzel bir hamle olurdu bizim için ama maalesef onu başaramadık. Rakibin 4 tane kartı kaldı. Bu da güzel kart. Çok güzel kart hatta. Şunu bir oynayalım bakalım. Var mı güzel bir tane çekecek? Olmadı. Şunu oynayacağız o zaman. Bakalım kesmeye çalışacak mı? Aradığın ben. Şu karşılıklı ölürse okey herhalde ya. Diğer tur biz zaten Kalista dirileceğiz. Peki bir şey yapmadı. Kalista daha önemli. Şu anda seviye atlamış durumda. Bir Yone mi geliyor acaba? Bir Yone mi geliyor acaba? Yone var mı bu destelerde bilmiyorum ama. Karma attı. Peki. Herhalde biraz çaresiz kaldığını düşünerekten böyle bir şey yaptı. Full olarak saldırabiliriz burada. Sanıyorum çekineceğimiz bir şey yok. Bir tane de bunu çağırdık. Bu buraya 5-2'lik bir... Gelmedi ya. Yine sadakate takıldık. Bu oyun ne... Bu video ne sadakat yaptı be. Şu gelecek kart demek ki şey. Sıyrılgan kartı. Şanssızlık. Yapacak da bir şey yok. Bunu stunladı. Peki ben kendimi öldürsem mi? Pek de gerek yok herhalde. Adamın karmasını kesmiş olduk en azından. 3 tane kartı kaldı. Bizim için çok büyük bir sorun değil. Şunu kopyalayabilirim. Ama kopyasını çağırdığımda acaba çıkıyor mu bu? Emin değilim. Aynen.
İşte bu gelmeseydi, bu patates gelmeseydi ne güzel oynayabilecektik şeyi. Neyse buradan sonra kazanamaz ya. Pek ihtimal vermiyorum ben. Peki şundan bir daha kopyalayacağız bunu. Sormayacaksın sanmıştım. Şunu bir daha oynayalım. Bir de burada şey vereceğiz, şunu vereceğiz, tamam. Herhalde diğer tür bir şeyler yapacak oraya. Zaten ölmüştü. Diğer tur hani buna karşılık verme şansı yoktu ki benim elimde bir de kuyu haritası vardı. Üzülmüştüm orada ama Ezreal'a karşılık güzel verebilirdik orada. Ya Ezreal karmalar işte hani böyle ekran kalabalık olduğunda cevap veremiyor arkadaşlar. Çünkü bir tane adam rakip koyacak, siz onu keseceksiniz. Bir tane o koyacak, siz keseceksiniz. Eğer bu fazlalaşırsanız ekranda, yani ben bir Ezreal karma benim favori destem ve belki de en iyi oynadığım destelerden bir tanesi. O yüzden söyleyebilirim ki bu en zayıf noktalarından bir tanesi fazla adamlı boardlar. Peki eskilerden bir agresif deste sanıyorum Sırılgan'la alakalı bir şey yapmamıştır diye tahmin ediyorum ama yine de belli olmaz tabii. Biz bakalım bunları yalan edebilecek miyiz? Şimdi afeti ben tutacağım her ihtimale karşı. Şunu atalım. Ne olur ne olmaz. Adamın gerçi şeyi var ya. İonya değil mi? Keşke atsaydık bunu. Elinde kesin bir tane deny vardır. Şimdi bunu late game'de falan çağıracağız. Çünkü anlık bir büyü. Harrowing de geldi güzel ama işte çok late olduk. Bir iki bir şey yapabileydik iyiydi. Tamam bu güzel en azından. Cesaret korkuyu maskeler. Çok gereksiz bir oynayış oldu. Burada savunamadı zaten. Bir de kimseyi bufflayamadı. Çok hatalı bir oyun yani. Bunu hiçbir zaman oynamamamız lazım. Bu 2 manalık olsa da 4, 5, 6, 7. turlarda falan oynamanız gereken sizin bir kart. Hadi orada. Şunu oynayalım. Mesela şu anda oynasaydı bunu bu adam 4-1 olacaktı. Ama sadece 2 vuracak halde şu anda. Biz diğer tur bunu oynadığımız anda ve sadakat işe yaradığı anda 4-2'lik 3 tane adamımız olacak. Aynen harika. Şimdi bu adamın buna karşılık vermesi çok zor. Eğer 3 manalık bir şey koymazsa ki Zed'i bile şu anda yer Zed... gerçi şu da şey oldu ama. Şöyle bir saldıralım. Şimdi bunun bir yerden savunması lazım. Zed'in bile savunması gerekti yani düşünün durumu. Şunun ölmemesi biraz aslında beni sevindirdi. Ben biraz korkuyordum acaba bunu keser mi diye ama rakip herhalde çok önemsemedi bunu. Ama bizim işimize gelecek bir durum şu anda bu. Diğer tur anlık bir büyüyle biz direkt patates edebiliriz. Hatta 2 tane anlık büyü yapabileceğiz. Şu anda durumumuz bayağı bir fazla. Önce bir şöyle yapalım. Şunlar 5-2 olacak. Rakibe karşı bir savunma yapabiliriz. Tabi sadakat işe yararsa. Yaramasa da en fazla 1-1 oynarız. Keseriz rakibi. Peki adam sıyrılgan aldı. Şu an bize çok fazla vuracak değil mi bu? Aynen. Abi yine mi sadakat işe yaramadı ya? Ya yahu ya yahu. Be yahu be. Harekete geçelim. 8 hasar. Ya şimdi gıcık oldum ben bu adamın nasıl olur da bugün yine şey gelecek değil mi? Şu Piltover kartı gelecek. Allah'a inanamıyorum ya. Bugün ikinci kez bu başıma geliyor. 40 kart var. 40 kart. 40 40 40. Allah seni kahretmeye. Şunu oynamayacağım şimdi de. Bitti zaten. Abi bu nedir böyle ya? Bu nasıl bir sadakate denk geliyor bu kartlar? Çok ilginç. Aslında fazlasıyla broken bir özelliği var ya bu desenin. Şu anda bu desenin oynanamamasının tek olayı ne olabilir? Afetler olabilir çünkü canınız 2. Hani bir vuran büyüler falan var hani herkese bir vuruyor, 3 kişiye bir vuruyor falan filan. Hani onlardan korunabiliyorsunuz bir müddet. Ama afet çok fazla sinir ve sıkıntı ediyor. Şimdi bir sisin çağrısını da tutalım. İyi. Harika. Şunu bulmak gerçekten çok önemli. Çoğu durumda çok önemli. Biz buradan ufak bir buff aldık. 3'te bunu oynarız. 3'te Kalista da oynayabiliriz ama turu da geçebiliriz. Burada rakip bir şey yapar mı acaba? Acaba? Hata mı yapıyorum? Hadi oynayalım ya. Riske girelim bakalım. Belki de yemlemiş olma ihtimali var bizi. Aynen yemlemiş zaten. Neyse. Ya sorun ama ben Kalista'nın ölmesine çok şey olmadım. Adamın birazcık mana harcamasına şu can gitti ama o kadar o da sorun değil.
Tamam. Allah'tan şu geldi, yine sadakate takılmadık. Güzel. Şu anda 10 vurabilecek bir board'umuz var bizim. O adam bunu aldıysa başka birkaç tane daha almıştır. Bir salın artık ya. Bir sal artık. Hadi bakalım. Acaba? Son sözüm nedir? Ruhun benim. Adam şu ana kadar bayağı iyi dayandı ya. Bizim koyduğumuz ne varsa geldi kesti. Kalista'nın ölmesi ölmemesi hem iyi hem kötü. Şey ki o öldüğü için bunu bir daha çağırabiliriz. 6-2 yapabiliriz. Ama gerek var mı? Şöyle bir gidelim de. En azından şuraya gelirse bir seviye atlamış olacağız. Ölürüz tabii. Ölmüyoruz gerçi değil mi? Hani bize normal olarak vurması lazım bu durumda. Kalista'ya da verebilirdim de şunu çok daha ileride vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdilik gerek yok gibi. Abi yeter artık be. Yeter artık be. Ben ölmüyorum burada ama. Vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Sen neymişsin be abi? Allah Allah be. Allah Allah be. Sen bir öl de bir daha bir deneyeceğim ben bunu. Adam ne kontrol oynadı be. Kalista ver. Bunu vermesine de sevindim de üzüldüm aynı zamanda. Kalista verseydi zaten biz bir şekilde bunları çekerdik genelde. Neyse. Ledros çektik. Bir tane daha Ledros'umuz oldu. Şimdi diğer tür bunu vermenin bir gereği yok sanıyorum. Şunu Ledros'la mı atsam, diğeriyle mi atsam? Buna bir gerek var mı? 6 can, yani burada 6 vurmak çok önemli değil herhalde ya. Şunu bir daha oynayalım biz. Sanıyorum Ledros'la oynamak çok daha mantıklı olacak. 7'ye 2 yaptık bunu. Bak adam oynuyor, biz bunu asla kesemeyiz. Hayatta asla ve asla. Ama o bizi keser. Arrowing çok güzel. Bir sonraki tur Arrowing atacağım için hayalet olanı atmıyorum. Şunu atıyorum. Şuna bir 10 vuralım. Şimdi 5,5 milyar tane adamımız öldüğü için burada atılacak bir Harrowing ile çok fazla iş yapabiliriz. Sanıyorum burada rakibi patates ettik. Adam sur verecektir diğer tur. Çünkü şey de oynamıyor. Ionia Mionia da oynamıyor. Buna verebilecek pek bir cevabı yok. Kanka biz de aynısını deniyoruz da hiç böyle ben 3 tane 4 tane adam koyamadım. Sabahtan beri. Bakalım bir şu güzel board'u görelim bir. Latif 999 Türk olma ihtimali çok yüksek bir durumda. Kaça kaç? 8'e bilmem kaç. Şimdi kimlerle saldıracağım burada? Afet mi attın sen? Sen gerçekten afet mi attın ya? Abi sana inanamıyorum gerçekten ben ya. Sen yani bu dünyada ne desem bilemedim ki ben sana. Ya her şey senin hakkın yani. Böyle bir cevap verme şekli dünyada yok herhalde. Afet'e de karşılık veremez dedim ama maalesef verdi. Bir sonraki turda o atar Afet'i. Ama ben burada oyunu bitirdim galiba ya, aynen. Burada tek atıyorum ben. Şu an ifrit çağıran attığım anda 9-2 gelecek bu adam. Eğer koyabileceği bir adam yoksa karşıma öldü. Bu oyunda kazanırsam artık şöyle ay ay diyeceğim. Niye öyle diyorum bilmiyorum ama diyeceğim yani. Hadi. Hadi kanka hadi. Çok güzel oynadın. Bu kadar adam kestin hala. 3 tane de adamın şey yap yani hani. Bir sal yani oraya. Şuna bak ya. 8-2'lerle bir kez vuramadım herhalde. 8-2 ile 3-2 ile 4-2 ile 5-2 ile 6-2 ile 7-2 ile. Tur vermiş olabilir herhalde. Bilemiyorum. Kaç oldu? 9-2 oldun aynen. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi artık ne yapıyorsun? Hadi art, Allah seni kahretmeye ya. Allah seni bildiği gibi yapsın.
Yok artık be. Yok artık be. Bir de gitti Aurel'in sol attı ya. Yok artık be. Yok artık be. Yok artık be. Aa, ben bir de hayalete atmışım ya, patates gibi. Böyle bir saçmalık var mı gerçekten? Adama hasar da veremedik. En azından şu an hunharlık atardım, belki kazanabilirdim. Ne yapalım artık? Kökümüzü kazırsa ona da yapacak bir şey yok. Kök kazıcan değil mi? Kökümü kazımazsa da şu an şaşırırım yani. Şu an şey ne derim bilmiyorum ama şaşırırım. Kuyu haritası yapabiliriz buna. Aldık mı bu oyunu? Aldık mı gerçekten bu oyunu? Şu an kökümü kazıyabilir miyim? Susturacağım beni değil mi? Yok, hiç gerek yok ya. Abi çok ilginç bir oyun ya. Şu an çok ilginç şeyler yaşıyoruz gerçekten. Saldırmasaydım belki de adam bir şey yapmayacaktı. Şu an 14 vuracak bu adam. Şunu yapabilirim. 4 artı 6 yapabilirim. Ama bu adam benim kökümü kazıyabilir. Artık kaybedecekse de kaybedek ya. Artık ne yapalım? Ne yapalım artık? Vur kanka, yok mu elinde bir tane büyük şey? Sende de vardır hunharlık şimdi. Latif kanka, ne oynadın be Latif kanka? Bir kez olsun şu patatesle vuramadım. Adam 10'a 2 oldu şu anda. Şimdi burada artık ben bu riski alacağım. Artık oyun bitti arkadaşlar. Yapacak şey yok. İki tane unharlık atacağım. Bir tanesini atacağım. Can çekmek için bir şeyler yapacak. Biz ikincisini atacağız. Kaç kere can çekti? Kaç kere bir şey yaptı zaten? Artık bakalım. Olduysa oldu. Olmadıysa da artık. Abi olmamış zaten. Benim 12 manam yokmuş ki. 11 manam varmış. Neyse, onu da almışız. Onda da benim hatamdan kaybediyorduk. Ben son tur ve 12 mana gibi düşündüm. Önceki turdan 1 mana mı vardı benim? 1 mana değil mi? Aynen, ben orada şey oynamıştım. Neyse, kazandık. Tuhaf hisler içerisindeyim arkadaşlar. Bugün 6 ya da 7 karşılaşma oynadım herhalde arkadaşlar. Emin değilim. Siz sayıyı biliyorsunuz. Bir tane eksik göreceksiniz. O karşılaşmayı da kaybettim. Yani bugün bütün kazandığım karşılaşmaları görmüş olacaksınız. Aslında bunu dereceli de oynamadım ve oynayasam da yoktu. Ama size şöyle önerebilirim. Önce bir tane iki tane normal karşılaşmada deneyin isterseniz, çünkü onun sorumluluğunu almak istemem ama derecelde de denenebilecek bir deste gibi geldi. Bugünkü karşımıza gelen destelere de bakarsanız hani fena olmayan, normalde de derecelde oynanan destelerdi. Çoğu durumda karşılık vermek gerçekten zor oluyor. Eğer karşıda afet değil, çığ varsa belki yalan olabilirsiniz ama böyle 2 manaya, 3 manaya, 7 2'lik, 8 2'lik adamlar koyabilmek gerçekten çok iyi. Mesela ölemeyenler destesinde falan biz şunları falan çağırıyoruz ama burada o kadar zor değil gerçekten bu desteği işe sokmak, yani işe yarar bir duruma sokmak. Ama yine de sizin bulmanız gereken kartlar ne oyun başladığında? Ruh sisi ve kabaran, ruh sisi, kabaran sisler veya ifrit çağıran. Hani bu çok oyun başında güzel olmaz ama şu 3, 6, 9 hatta Kalisa'yı sayarsak 12 karttan bir tanesini bulursanız biraz daha bir şeyler yapabilirsiniz. Ondan sonra diğer kartlarla falan yine artı işler yapabilirsiniz. Fakat sizin en önemli karakterleriniz ifrit çağıran özellikle çok önemli ve ruh sisi. Çünkü ifrit çağıran olduğu müddetçe üzerine afet tarihçisi de oynarsınız, ruh parçası da oynarsınız, sisin çağrısı da oynarsınız. Bir şekilde yalan etmeye çalışırsınız rakibi. Şimdi dediğim gibi çok fazla galibiyet aldım. Ben oynar mıyım dereceli de korkuyorum. Hani normal oyunla dereceli arasında çok fazla farklar var ama bunu ne zaman oynarız? Ben elmasa çıktığım anda tekrar belki çekerim bunu işte. Yani elmas 4'ten tekrar düşülmüyor ya plata. Ama şu anda tam böyle elmasa yakınken de herhalde denemem. Ama siz hani böyle ligin altlarındaysanız zaten düşme yok diye deneyebilirsiniz. Bence güçlü bir deste. Şu peşinde bir gölge ve yeni gelen kabaran sisler kartıyla beraber daha da güzel bir deste haline gelmiş. Komutan Ledros, peki destede atılabilecek kartlar neler? Bugün biz Harrowing sayesinde çok güzel bir galibiyet alabilirdik. Komutan Ledros sayesinde galibiyet aldık. Afet sayesinde bir tane galibiyet aldık. Hani öyle düşünce aslında ben bunları biraz gereksiz görüyordum ama bunlar sayesinde late'e kalırsa oyun. Zaten erkenden oyunu bitiriyorsunuz ama late'e kalırsa da bunlar sayesinde kazanabiliyorsunuz. Kuyu haritası bugün çok işlevsel olmadı. Hatta kuyu haritası yüzünden kaç tane böyle sinir sahibi olduk.
O yüzden kuyu haritasını atıp başka başka gölge adalardan kartlar bulabilirsiniz. Mesela atıyorum Solan hatıraları yükseltebilirsiniz veya ne bileyim başka başka güzel kartlar vardır mutlaka. Yani şu an çok fazla kartımız var, onları da alabilirsiniz. Şöyle bakınca gözüme de çok güzel çarpan şeyler yok ama. Yani baktığınız durum çok şey, belki iki tane trash alabilirsiniz, şunu atabilirsiniz ya da bir sayıyı ikiye indirebilirsiniz. Solan hatıralardan bir tane daha alabilirsiniz ya da böyle de devam edebilirsiniz. Zaman zaman çok güzel olabilir. Bugün mesela Ledros'la biz 9 vuracaktık, adam önümüze geçti veya 8-2'lik 9-2'lik yerlerde kuyu haritası falan gelseydi oralarda da yine oynayabilirdik. O kadar kötü değil. Bugün ben şanssızdım. 30-40 kart arasından da kaç kere denk geldik şu 3 tane karta. Neyse, bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Umuyorum eğlenmişsinizdir, güzel vakit geçirmişsinizdir. Tekrardan yarınki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve sağlıcakla kalın.